İlk Osmanlı saltanatının temelleri Söğüt kasabasında atılıyor. Sonra biliyorsunuz Bursa'ya doğru geliniyor. Sonra Edirne'ye doğru böyle dolaşıyor. Sonra Balkanlarda birçok yerler İslam'ın sancağı dalgalanıyor. Osman, Sultan Osman bu arada bir dostunda bir akşam misafir kalıyor muhterem Müslümanlar. İbaresinin nerede olduğunu görmek isteyen İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin Ruhul Beyan 1. cilt mukaddimeye baksın, orada görecekler, arzu eden ehli ilim bakabilirler. Hazreti Osman bir dostunun sevgilisinin evinde seyahat esnasında veya cihat dönüşünde misafir kalıyor. Ev sahibi sürurla dolu, Rabbim bana böyle bir misafiri lütfetti diye muhterem Müslümanlar. Tabi kuş tüyü yastıklar, yün yataklar, atlas yorganlar seriliyor. Bez seriliyor, leğenler, ibrikler konuluyor. Altının yastığı, önüne alacağı bez konuluyor şöyle bir kenara. Hacı Veysade Üstadımıza çok abdest suyu döktük muhterem müminler. Altında bez, üzerinde leğen. Evet, önüne de bir bez alırdı. Çünkü İmam-ı Azam'a göre abdest suyu, kullanılmış abdest suyu necasettir. Necaseti galizadır. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'ne göre hafifedir. İmam-ı Muhammed'e göre tahirdir, mutahhir değildir. Yani bir abdest suyuyla fetva da onadır. Halkın işini kolaylaştırmış olmak için muhterem Müslümanlar. Temizdir ama bir daha abdest alınamaz, kullanılamaz. Abdest suyu İmam-ı Azam'ın kavline göre ittika ve ihtiyatla amel ediyordu üstadımız. Meşayih-i Kiram, Selefi Salihin de öyledir. Çünkü Peygamber Efendimiz abdest suyu tırnakların altındaki masiyet ve günahları da yıkar indirir diyor. Sadece üzerindekini değil. Ağza verirken ağızda işlenen günahları, büyük günahlar tövbe ister, bunu unutmayın. Yüz yıkanırken yüzüyle işlediği günahlar. Eller, kollar yıkanırken eliyle, koluyla işlediği günahlar. Kulak meshederken kulağıyla işlediği günahlar. Ayak yıkanırken ayağıyla giderek işlediği günahlar affedilir. Onun için Şarani, Abdullah Havu Şarani Hazretleri Envar-ı Kutsiyesi'nde öyle diyor. Şadırvan'da abdest suyundan kimin hangi günahı işlediğini renk ve kokusundan bilirim keşfen diyor. Türkçe anlaşılıyor mu muhterem Müslümanlar? Abdülvehhab-ı Şarani devrinin kutbul aktabı muhterem müminler. Rabbim şefaatine mazhar kıl. Yahu hocam kürsüde sen böyle şeyleri söylüyorsun. Kalkıp şu çayhaneye gidiyoruz. Orada da hocaymış adam. Yok canım böyle hikayelere, masallara bakmayın. Gaybı Allah bilir. Ya. Bu eli arşa bile uzanan 24 saatte 24 nefes dahi Allah'ından gafil olmayan Cenab-ı Hakk'ın hususi iltifatına mazhar Hakk'ın sevdiği kullarının neşesidir muhterem Müslümanlar.